Konya Ovası'ndaki en büyük sorunlardan biri, daha önce de duydunuz, gördünüz, obruklar. Birkaç kez ekranlara getirmiştik. Yeraltı suyunun çekilmesi ya da bilinçsiz kullanılması yüzünden oluşan o dev obruklar artık korkutucu bir noktaya ulaştı. Şimdi tehlike bir başka şeye evrildi. Aslında daha da büyüdü çünkü bölgede bir de dev yarıklar ortaya çıktı. ATV Haber ekibinden Betül Bilsel ve Hakan Erkaç bugün Konya'nın Tuzlukçu ilçesindeydi. Evlerin duvarlarını bile yıkan o fenomeni haberleştirdiler. Olacak diye bir şeyler de korkuyoruz yani, böyle göçük olur falan diye. Önce dev obruklar oluştu. Konya Ovası'nda bu kez de günden güne büyüyen yarıklar meydana gelmeye başladı. 40 gün önce oluşmaya başlayan çatlaklar yer yer o kadar derinleşip o kadar genişliyor ki hatta içine girmek bile mümkün. Aslında bu bulunduğum noktadan daha da derine inme durumum var ama toprak her an, her geçen dakika ufalmaya ve dökülmeye... Yaklaşık 40 gün önce bir selli yağmurumuz oldu. Yağmurdan bir gün sonra bu çatlaklar oluştu. Yolun üstünü biz kapattık. Ölçtüğümüzde de 175 metre uzunluğunda, yarım metre, bir metre genişliğinde çukurlarımız oluştu. Yetkililer yarıkların nedenini yeraltı su seviyesinin azalması olarak açıklıyor. Yarıkların evlere ulaştığı Tuzlukçu ilçesinde tedirginlik hakim. Nevriye ve Yusuf Soboğlu çiftinin evlerinin hemen bahçesinden geçiyor o çatlakların oluşturduğu hat ve evlerinin bahçesindeki duvar ve toprakları sık sık çatlıyor. Neyse ki evlerinde herhangi bir sıkıntı yok ama en büyük korkuları bu çatlakların ve yarıkların daha da büyümesi. Evler de çatlayacak diye korkuyoruz, obruk olacak diye korkuyoruz bizler de yani. Şimdilik çatlaklar duvarlarda. Yarıklar şimdilik 3 eve ulaştı ama mahalleli diken üstünde. Burası benim bacanağımın evi. Çatlaklar oluştuğundan dolayı kendini buradan tahliye ettiler. Çocuklar gelip aldı gittiler. Ev yıkılıyor, ev harap oldu zaten. 4 ay oldu bir yaptım. Gene çatladı hani. Tuzlukçu'daki mezarlıklar da yarıklardan nasibini almış. Bir tanesinin ev tahliye edildi. İki tanesinin bahçesinden geçmektedir. Halkımız tedirgin durumda. Mezarlarımızda tahribat oluştu. Bu yarıkların işte sonu belli değil. Ne olacağını bilmiyoruz. Yetkililer geliyor, bakıyorlar. Gelip gidiyorlar. Uzmanlara göre tek çare yeraltı suyunu dengede tutmak ve su seviyesindeki düşüşün önüne geçmek. Ancak küresel ısınmanın tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde bu seçenek biraz zor görünüyor. Taşınmamız gerekir, etsinler.